Söz verdik yapıyoruz 20 Haziran Perşembe günü yaza merhaba çekilişi ile sizlerleyiz. Kasapoğlu mobilya kalitesinde tam 50 adet birbirinden özel hediye sizleri bekliyor. Bir adet özel koleksiyon köşe takımı, bunun yanı sıra halılar, sehpalar ve paspaslarla evlerinize misafir olmaya geliyoruz. Kampanya ve çekilişimizin detayları Korkuteli Kasapoğlu Mobilya'da olacak. Korkutelli vatandaşlarımızdan son zamanlarda ülkemizde üst üste gelen zamlar hakkındaki düşüncelerini aldık. Merhabalar amca. Merhaba. Ülkemizde son aylarda, gerçi son yıllarda diyelim, yani 2-3 ayda bir her şeye zam geliyor. Bunun nedeni sizce ne olabilir? Şimdi amcam, zam gelmek mecburiyetinde ki, çünkü sistemdeki bu faiz sistemin, yanlış sistemin düzeltilmediği müddetçe bu zamların gelmesi kaçınılmazdır. Bunun da ancak çaresi yaygın üstün teknoloji sanayiye geçmektir. Mesela bir devletimiz şu anda mesela yıllık 50 milyar madencilik ve sanayiye yaygın olarak yatırım yapsa 7-8 sene sonra Türkiye'de sıfır işsizlik olur. Bu zam da olmaz, bu faiz de olmaz. Ama şimdi biz şu andaki sistemde ne yapıyoruz? Başkası üretiyor, biz tüketiyoruz. Mesela bir örnek verelim. Biz herhangi bir kimsenin, partinin, derneğin, vakfın, siyasetin, kişinin düşmanı değiliz. Yani şimdiki buradaki bir şey var, hasta var. Biz bunu önce filmini çekeceğiz, röntgenini çekeceğiz, hastalığını bulacağız. Ondan sonra tedavi etmek için çalışmak mecburiyetindeyiz. Bunu yapmadığımız müddetçe işte birbirimize düşman olur, birbirimize şey olur, her gün zam olur, her gün bu sıkıntıyı bu toplum olarak çekeriz. Şu an devletimizde şöyle bir olay var. Mesela arabayı yabancı ülkeden alıyoruz, evet. Atıyorum 5'e alıyoruz, üzerine de bir 5 koyuyoruz. Halka 10'a satıyoruz. Burada zararı gören halk. Halk. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii bunlar biraz değişken bir şey ama ben bir zaman akademisyenin bir yazısını okudum. Devletimiz kapıya getirdiği 100 bin liralık arabayı 311 bin liraya tüketiciye satıyor. Bu neyden? Bu üretmediğinden dolayı satıyor. Ben şöyle bir özetleyeyim ekonomi yönde devletlerin şeyini. 1980'de Düdüğüt'tü. 83'te Turgut Özal hükümet oldu. 90-91'lerde Turgut Özal'ın anavatan dönemi bittiği zaman 76 milyar dış borcumuz vardı. Evet. Erbakan Hocam'ın dava kitabında var bu. 55 trilyon da iş borcumuz vardı. Turgut Özal dönem bitti. Üçlü koalisyonlar, tekli hükümetler, işte ikili hükümetler geldi. 2002'de Sayın Cumhurbaşkanımız Milli Görüş'ten ayrıldı. Halk teveccüh etti, iktidar etti. 232.143 milyar bizim devletimizin iş ve dış borcu vardı. Şimdi ilk geldiğinde 2002 tarihinde. Evet. Ama şimdiki Ramazan Düzen Bey bizim ekonomisttir. Antalya İl Başkanımız Saadet Partisi'nden her ay bana düzenli şeylerini yollar. Son devletimizin iş ve dış borcu 1 ketrilyon 210 milyar lira olmuş. Şimdi mesela şöyle toparlarsak, 2018'de 12 ay içinde vatandaşımız kredi olarak tüketim kredisi, araba kredisi, arsa kredisi, bütün bu krediler dahil olmak üzere 53 milyar 522 milyon 360 bin lira banka şubelerine faiz ödemiştir. Dikkat buyurun. 73 milyar 961 milyon devletimiz ödemiştir. Özel şahıslar ve belediyelerin de ödediğiyle beraber 146 milyar 205 milyon bankalara faiz ödenmiştir. Dikkat buyur amcam. Şimdi bu faiz %90'ı banka vasıtasıyla dışarı gitmiştir. Şimdi bizim sağcı olmamız, solcu olmamız, sakallı olmamız, cübbeli olmamız, cemaatçi olmamız bir ifade etmiyor. Biz ancak burada köleyizdir. Bu kölelik devam ediyor. Ama bunun tek çaresi bu faizli sistemi kaldırıp adil ekonomik düzene geçip
yaygın madencilik ve sanayiye sistemine geçmediğin müddetçe kurtuluş, çaren yok, kölelik devam eder. Anca böyle gezersin. Anladın mı? Abi baktığın zaman adam seni Müslüman falan zanneder. Ulan faize kölesin. Senin böyle gezmek bir şey ifade etmiyor. Değil mi abi? Bundan dolayı şimdi devletimiz 2019'da bütçe yaptı. Şimdi 2018 bittiğinde devletimiz bütçe yaptı. Dedi ki 117 milyar biz 2019'da faiz ödememiz lazım dedi. Sayın arkadaşlar şimdi 173.961'e ben itiraz ediyordum. Şimdi 44.6 milyar fark faize koyduk yani. Şimdi olmadı bu iş. Olmadı. Ama bu 73.69'a düşseydi alnından öpecektim. Ama düşmedi. 44 nokta fark koydu. 117 milyar üstüne faiz koydu. Şimdi bir de şöyle düşünelim. Bizim manevi boyutundan düşündüğümüz zaman faizin olduğu şey vardır, sömürü vardır, kölelik vardır. Faizin olduğu yerde çalışmayanın parasını çalışanın parasını çalışmayana aktarmak vardır. Anladın mı şimdi demek istedim? Durum bu abi sayın kıymetli kardeşlerim. Vatandaş böyle yani bunun yani kurtuluş çaresi bunun başka şekli şemali yok. Şu andaki durumumuz hakikaten de vahim. Kimseyi kötülemek için ben bunu söylemiyorum. Ben de bunun içindeyim. 1965 lira ben faiz alıyorum. Maaş alıyorum. Emekli maaşı alıyorum. Faiz yoluyla yarısı onlara gidiyor. Adam müdür mesela 10 milyar para, 10 bin lira maaş alıyor, 5 bin lirası faiz yoluyla gidiyor. Ya niye gidiyor? Ya ekmeğe kaç alıyorsun? 1,5 liraya alıyorsun. Niye ekmeğe 1,5 liraya alıyorsun? Lastik, tarlaya gittiğin zaman köylünün bankaya borcu var, lastikçinin bankaya borcu var, mazotçunun bankaya borcu var, gübrecinin var, en son fabrikaya geliyor onların da bankaya borcu var. Hepsi bunun üstüne eklendiğinde ekmeğe 1,5 liraya alıyorsun. Yoksa 50 kuruş alacaktık. Yani bu faiz kaldırılmadığı müddetçe, bu sistem değişmediği müddetçe olmaz sayın kardeşim. Faiz olduğu sürece zamda olur. Zamda kaçınılmaz. Bunun şeyi yok yani. Ama sen ancak birbirini tetikliyor yani. Başka kurtuluşu yok. Peki abi. Çok teşekkür ederim açıkçası. Merhabalar. Öncelikle sizi bir tanıyalım. Ben Mustafa. Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde sağlık yönetimi okuyan bir öğrenciyim. Ben de İzzet. Ben de İstanbul'da okuyorum. Endüstri mühendisliği okuyorum. Son senem, 5. senem. Peki siz üniversite okuyan gençlersiniz. Konuya da ilgilisinizdir soracağımız soruyla. Şimdi ülkemizde son yıllarda özellikle arttı bu faiz oranları. Her şeye zam geliyor. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani faiz oranları ülkedeki üretimin düşük olmasından kaynaklı, ithalat ihracat farkımızdan kaynaklı olduğunu düşünüyorum ki ben ülkemizde de üretim seviyesi düşük olduğunu düşünüyorum. Bizim ülkemiz tarım ülkesi normalde. Ama tarımımız kalitesiz ve yetersiz olduğu için dışarıya da gönderemediğimiz için bu aradaki farktan kaynaklı faizler sürekli yükseliyor. Enflasyon oranları artıyor. Yani inşallah tabii ileride bunlara çözüm bulunur. Peki bir de sizin düşüncelerinizi alalım. Yani bence nasıl anlatsam şimdi çok kapsamlı bir konu. En başta bunu söylemek istiyorum. Aynen. Yani öncelikle bu faizler yani bir şeyin elbet ki parası, fiyatı artabilir, faizler artabilir, enflasyon artabilir. Ama bunun karşılığında da insanların daha fazla para kazanması gerekecek mecburen çünkü her faiz şey... Faiz artıyorsa kazanç da artacak. Ama bunu tam doğru olmuyor gibi çünkü faiz arttıkça sanki ekonomi daha çok bir çöküşe giriyor gibi. Yani eğer... paraları faizleri arttırmalarında bence bir problem yok. Ama bunun karşısında istihdam yaratmaları lazım. Yani insanların iş bulmaları daha çok önlerinin açılması lazım yani. Yani yoksa kimse ödeyemiyor yani. Yani ödenmez yani. Nasıl ödeyebilir ki? Çünkü insanlar para kazanamıyor. Yani para kazanabilse ödeyecekler. Ama bu yüzden de bayağı bir sıkıntı oluyor yani. Peki bu faizlerin önüne bunun çözümü nedir? Yani bu konu hakkındaki bilgi düşünceleriniz var mı? Yani faizin çözümünü bizim bileceğimizi düşünmüyorum. Çünkü bu biraz daha ekonomistlerin, hani bu devlet başkanlarının, yani onların gruplarının çözebileceği olaylar olduğunu düşünüyorum. Yani yeterli bilgiye sahip olduğumuzu düşünmüyorum. Söz verdik yapıyoruz 20 Haziran Perşembe günü yaza merhaba çekilişi ile sizlerleyiz. Kasapoğlu mobilya kalitesinde tam 50 adet birbirinden özel hediye sizleri bekliyor.
bir adet özel koleksiyon köşe takımı, bunun yanı sıra halılar, sehpalar ve paspaslarla evlerinize misafir olmaya geliyoruz. Kampanya ve çekilişimizin detayları Korkuteli Kasapoğlu Mobilya'da olacak.